Kanal 58 ekranlarından mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yayınla yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda pandemide, korona günlerinde kalp hastalıklarından, kalp rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Kalp hastalıkları ve kalp ve damar cerrahi uzmanımız Profesör Doktor Ali Rıza Ceren bizlerle birlikte olacaklar. Evet, koronada kalp hastalıkları, kalbimizi nasıl koruyacağız, nelere dikkat edeceğiz, pandemi sürecini değerlendireceğiz. Hocam evet, zor bir süreçten geçiyor. Evet, tabii. Artık bir yıl, üç aydır her gün gündemimizde pandemi, korona, birçok hastalıklar ve en önemlisi kalp hastalığımız, kalp sağlığımız. Evet, hakikaten önemli bir zamandan geçiyoruz. Yani bütün dünya için, sadece Türkiye için değil, ciddi problemler. Milyonlarca insan öldü biliyorsunuz. Hem Covid'den dolayı hem de Covid'in işte belki hani çok ön planda çıkmadı ama kalp hastalığı da aslında sanıldığından daha fazla gözüküyor. Şöyle problem oldu kalp hastalığını değerlendirdiğimiz zaman. Bir, işte insanlar eve kapandı. Evet. Doktora gitmedi. Mesela o dönemde mesela normalde olması gereken kalp krizi oranları mesela düştü. Çünkü çoğu kişi evde geçirdi kalp krizini. O şekilde peki farkında olamadılar mı? Yani işte olsa bile gitmiyor mesela. Gitmiyor. Önceden biliyorsunuz kalp krizinin en büyük belirtisi işte göğüs ağrısıdır. Böyle yürüdüğü zaman göğüs ağrısı olur, sıkıntı olur. Ama buna olsa bile gitmeyenler oldu ve bu kişiler maalesef böyle kalp krizi geçirenler oldu. Yani onu çok hem yayınlarda da görüyoruz hem de okuduğumuz şeylerde de görüyoruz. Bu bütün dünya için geçerli. Bir öyle oldu. Onun dışında bir de insanlar tabii eve kapandılar. İşte spor yapıyorlardı, yapamadılar. Evet. İşte şeyler arttı, yaşam kilo arttı. Yaşam alanları çok daraldı. Hem stres, hem obezite yani bir kilo artışı. Bir taraftan kendimizi koruyalım derken bir taraftan da aslında zarar da verdik yani maalesef. Biraz. Yani bu her şeyin bir bedeli var tabii. Yani böyle tamam virüsten korunuyoruz ama işte virüsten korunurken de insanların psikolojisi bozuldu, işte sağlığı bozuldu. Evet. Yani başka hastalıklar ilave oldu. Özellikle kalp bu konuda bence önemli bir yer tutuyor. Çünkü biliyorsunuz kalp hastalıklarının tetiklenmesinde mesela kilo son derece önemlidir. Mesela D vitamini çok önemlidir. İnsanlar işte gün ışığı görmedi. Vitaminsiz kaldı. Yani yürüyüş yapmadı, egzersiz yapmadı. Herkesiz biliyorsunuz kaldı. Bizde de egzersiz son derece önemli kalp hastalığını korumada ve anlamada yani. Kalp sağlığında yürüyüşün, tabii. Ve kilonun, çok önemi var. Tabii kilonun da çok önemi var. Yani bir kere bu olumsuz etkileri oldu muhakkak. İşte insanların şekeri varsa şekeri daha da arttı. Tansiyonun yüksekliği varsa tansiyon kontrolü daha kötü oldu. Yani ben bunu bütün gelen poliklinik kontrollerinde falan da görüyorum. Herkesin 3-5 kilo alanlar var, 15 kilo alanlar var. İşte tansiyonu normalken tansiyonu yükselenler var, şekeri iyi giderken şeker seviyesi bozulanlar var. Tabii bunlar da tabii ki kalp ve damar sistemini son derece olumsuz etkileyen şeyler. Bir de bunun yanında ilave olarak işte Covid geçiren insanlarda da ciddi kalp problemleri olabiliyor. Biliyorsunuz bu Covid mikrobu bu bir ACE reseptör dediğimiz bir reseptör var. Reseptör yoluyla giriyor. Evet. O reseptör akciğerde olacak gibi kalpte de var. Ve damarlarda da çok yaygın. Bu ACE dediğimiz yani şeyini yabancı dili şeyini söylersem angiotensin dönüştürücü enzim dediğimiz bir enzimin reseptörü var. Evet. Covid o reseptöre bağlı olarak giriyor. Ve bu aynı zamanda kalpte de ve damarlarda da özellikle çok. Tamam akciğeri tutuyor, problemler oluyor ama aynı zamanda kişilerde yani hem kalp damarlarında tıkanma hem normal diğer damarlarda tıkanma zaten çok yaygın gözüküyor biliyorsunuz. Bu yüzden bundan dolayı zaten artık kan sulandırıcılar öyle damarda şeyden düşük molekül ağırlıklı heparin dediğimiz koldan ya da göbekten yapılan biliyorsunuz neredeyse rutinden bindi. Evet. Bu ilk başta bilinmiyordu tabii. Daha sonra da insanlar böyle patır patır ölünce, damar tıkanıkları olunca da pulmoner emboli dediğimiz yani bacak damar tıkanıp oradan akciğere atması arttı. Diğer damarlarda tıkanıklıklar arttı. Mesela şu anda rutinde bakıyoruz biz. Bazı testler, D-dimer diye bir test bakıyoruz mesela. O mesela yüksek çıkıyor. O da işte pıhtının olduğunu gösteren bir test. Yani demek ki vücutta bazı yerlerde pıhtılar oluşuyor. Bu pıhtı işte kalp dolu zaman kalp krizi, işte beyin dolu zaman kalp krizi ya da işte akciğer, bacak dolu zaman derin akciğer embolisi gibi ciddi problemler yaratabiliyor.
Mesela biz burada bazen yoğun bakımlarda ben her gün geziyorum, hastaları izliyoruz. Bakıyorsun hasta iyiydi, işte oksijen iyiydi falan, küt gidiyor. Ne olduğunu kimse anlamıyor. Yani burada tabii ki otopsi yapılmıyor. Yani bilimsel çalışma da çok yapamıyoruz. Bu kaç kişinin niçin öldü, hangi sebepten öldü, sadece akciğerden öldü, kalpten öldü, o da çok böyle tam anlaşılamıyor. Özellikle yoğun bakımda böyle ani ölümlerin altında büyük ihtimalle kalp problemleri çıkıyor. Yani evde de böyle ani ölümler var. Covid geçirip de ani ölenlerin altında genelde kalp krizleri altta yatan en büyük sebep. Bir de pulmoner emboli dediğimiz kalp olay. Kalp krizi ve kalp hastalıklarında kronik rahatsızlığı olanlar bu süreci biraz daha riskli geçirdiler. Tabii ki. Tabii. Yani zaten kronik hastalarınız varsa, özellikle kalp hastalarınız varsa, evet, diyelim ki biraz kalp yetmezliğiniz var. Kalbiniz biraz zayıf çalışıyor. Covid geçirdiniz. Akciğer dişinik tutuldu. Biliyorsunuz vücudun oksijene ihtiyacı var. Özellikle kalp yani zaten zayıf ise oksijen miktarı azalıyor bir. Evet. Bir de o akciğerdeki basınç yükseliyor. Kalbin önündeki yük artıyor. Yani kalp yetmezliği daha da ağırlaşıyor. Bir de bunun üzerine işte böyle damar tıkanıklıkları falan tabii ki çok ağır seyrediyor. Yani kalp problemi olanlarda, özellikle kalp ve damar problemi olanlarda COVID daha ağır seyrediyor. Peki hocam, ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Bir tane daha ilave edeyim. Bir de son mesela işte COVID geçiriyor. Özellikle genç insanlar hiçbir problemi yok gibi, evet, gözüküyor. Şimdi kardiyak MR yöntemiyle bayağı bir tarama var. Yani birkaç yerde işte İngiltere'de olsun, Almanya'da olsun, Türkiye'de yapıldı bu çalışma. Miyokardit dediğimiz kalp iltihabı doluyor. Kalp iltihabı. Yani miyokardit diyoruz. İşte bu normal diğer gripler de yapıyor, diğer virüsler de yapıyor bunu, özellikle bu miyokardit. Ama bu sandığımızın çok daha üzerinde. Çalışmalarda %60'larda, %70'lerde. Mesela hiç problem olmamış, kalp hiç problem olmamış. Aslında çok iyi. Ama 3 ay sonra bir kontrol kardiyak MR çekiliyor. MR'da bakıyorsun ciddi miyokardit bulguları var. Yani bir kısmı bulgu veriyor, bir kısmı vermiyor. Çoğu kişi biliyorsunuz işte nefesin daralıyor, işte halsizliğin, evet, işte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Bunlar çok anlaşılamıyor da sebepleri. Bunların altlarında yatan sebeplerden bir tanesi de bu miyokarditler. Ve bu miyokarditler belki şu anda çok belirgin değil ama mesela 1-2 yıl sonra, 3 yıl sonra belki de bu kardiyomiyopati dediğimiz bu miyokarditlere bari gelişen kalbin zayıflama şeyi daha da artacak. Şu anda daha onu bilemiyoruz. O biraz daha uzun bir süreç. Yani ileride de uzun dönemde de bu COVID'in kalp üzerinde çok olumsuz etkileri olacağı düşünülüyor. Şu anda hani çok veri olmadığı için çok bir şey diyemiyoruz miyokardit konusunda, yani kardiyomiyopati konusunda. Yani ilerleyen bir süreçlerde, evet. Neler yani çok ciddi çalışmalar var bu konuda. Evet. Özellikle bu kardiyak MR'ın mesela gündeme çok gelmesi, eskiden kardiyak MR çok yapılmıyordu ama artık bu da yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de yapılmaya başlandı. Yani COVID böyle sanıldığı gibi değil. Evet. Çok daha böyle sinsi ve yani kalp yönünden. Yani akciğerdeki şey tam belirgin. İşte oksijeni düşüyor, saturasyon düşüyor, tomografisi çekiyor. Çok belirgin şeyler var ama kalpteki bu bulguları her zaman göremiyoruz. Doğum bakımında da atlanıyor bu. İşte servis şeyde ya da evdeyken de atlanabiliyor. Böyle kardiyak MR falan da her yerde çekilmiyor. Yani hakikaten ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Neler yapacağız? İşte yani bu aşı, bunun aşıdan başka yolu yok. Yani bu işin aşıdan başka yolu yok. Ve siz aşı, bilim insanı olarak hep bunu savundunuz. Kesinlikle. Aşı, aşı, aşı dediniz. Yani virüs ilk gündeme geldi. Bunun da aşıyla önlenebileceğini, evet, söylediniz. Bugün üzerinden 1 yıl 3 ay geçti ve siz yine aynı aşıyı savunuyorsunuz. Zaten bu göründü. Zaten şu anda kanıtlandı, evet, da çoğu yerde. Mesela şimdi İngiltere açtı, işte İsrail açtı, Endonezya açtı. Nasıl açtılar? Çünkü onlar %50'sinden fazlasını aşıladılar. Yani zaten %50'den fazlasını aşıladığın zaman zaten işin hızını çok hızlı bir şekilde kesiyorsunuz. Şu an yayılmasını Türkiye'de kesiyorsunuz. Türkiye'de biraz işte yavaş gitti. İşte aşı tedarikinde problemler oldu. Bir ara işte biraz insanların gelen aşı kafaları oldu, karıştı. Ya maalesef şimdi şöyle bir şey var. Yani bu yani ben aslında bu aşı olayı hani çıktığından beri sosyal medyayı da takip ediyoruz. İşte diğer medyaları da takip ediyoruz. İnanılmaz bir kampanya var. Yani aşının olunmaması yönünde. Yani tamam, sanki aşı öyle bir şey yapıyor ki, yapıyorsun işte diyor ki damarım tıkanır, bilmem ne olur. Ama öyle bir şey yok. Yani olsa bile çok az. Yani yan etkilerinden ziyade artılarına bakmak COVID'deki, gerekiyor. Yani COVID'in yaptığı hasar şu anda
yani yapması çok zor. Ne yaparsanız yapın. Yani insanlar patır patır ölüyor. Yani artık genç yaşlarda ölüyor. Artık 30-40 yaşlarında insanlar, ben etrafımda çok var maalesef görüyoruz. Allah'tan şimdi için biraz azaldı. Ama yani hiç şakası yok. Kimde ne yaptı da belli değil. Yani anlamak da zor. Bazı muhtemelen genetik faktörler var içinde bu bağışıklık sistemiyle ilgili. Bazı kişiler, özellikle bakıyorsun, bazı aileler birkaç bir şey oluyor ve hepsi birden kaybediliyor. Yani bazı ailelerde hiçbir şey olmuyor. Bu biraz genetik yatkınlık da var. Bu COVID ile ilgili olarak. Onun için aşı son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yine ısrarla burada aşının çok faydalı olduğunu ve tek çözümü olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşının türlü, olunması gerektiği. Yani ilk başlarda bu biliyorsunuz ona çıktığı zaman işte doğal bağışıklık denildi. İşte herkes işte hastalıktan geçirecek ve bu şekilde bağışıklık olacak denildi ama iş öyle olmadı. İngiltere önce onu yapayım dedi ama baktı bütün yoğun bakımlar doldu, insanlar sokaklarda ölmeye başladı. Yani bu işin öyle olmayacağı da artık anlaşıldı. Tek çare aşı. Başka yorumumuz yok yani. Şu anda tek çare aşı. Eve kapanmak diyorsunuz. Aşı olmayanlara da mesajımız olsun. Kesinlikle. Aşınızı vurulmadıysanız, bilgi kirliliğiyle karşılaştıysanız ama mutlaka aşınızı vurmak zorundasınız. Şu COVID salgını kadar şu anda tehlikeli değil sağlık açısından baktığımız zaman. Evet. Yani aşı yapıyorsun da işte yok 10 yıl sonra ne olmuş bilmiyormuş. Ya zaten olursan şurada 3 gün sonra ölüyorsun yani. Bak görüyorsun işte kalp problemler oluyor, kalp krizleri oluyor, insanlar evlerde tıkanıyor. Bir de bu işin ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutu var. Ekonomi çöküyor. Psikolojik boyutu var. İnanılmaz yani. Psikolojik boyutu çok daha büyük.